Abdullah Avcı'nın düzeninde de Caner ideal sol bek gibi değil. En iyi haliyle bile. Ama Reboço'ya şöyle bir geçiş yapalım. O Caner'in en iyi halindeki kadar iyi ortalar, etkili ortalar yapabiliyor. Geçen sezon Lig 1'de yaptığı asist sayısı 8, etkileyici sol bek için. Gengam gibi bir takımda yapmış olması ekstra etkileyici. Çünkü yani Marsilya'da, Paris Saint-Germain'de, Lyon'da, Lille'de daha işte dominant oynuyorsun, daha egemen bir oyun oynuyorsun. Top daha çok sende oluyor. Beşiktaş iyi bir fırsat transferi yaptı diyorum. Çünkü bu oyuncunun değeri şu anda kiralık satın alma opsiyonuyla Gengam'ın ortalamasının daha üstünde performans sergilediği gibi daha da iyi bir oyuncu. Yani Lig 2'de oynayacak oyuncu değilim ben dedi. Ama tabii piyasada bizim Türkiye'deki gibi değil. Piyasada çok iyi sol bekler var. Öyle çok ön planda değil de. Beşiktaş mesela Haome Costa'yı da alabilirdi ama maaşı çoktu. Karşılaştırırsak bir kere güçlü oyuncu. İkincisi sadece sol ayak güneş hücumda kullanma değil, ters kademeler, sol stoperine yardım. Bu konularda da iyi bir oyuncu. Fransa'daki klasik o işte takım savunması disiplini zaten olmadan olmuyor biliyorsun. Şimdi arkadaşlar klasik bizde bir ezber var. Bence artık yıkılması gerek. İşte küme düşen takımdan oyuncu alınır mı? O zaman bu kafaya göre işte Fiorentina düştüğü zaman işte Brian Laudrup, Stefan Effenberg, Batistuta'ya, Gabriel Batistuta'yı almaz mısınız? Küme düştü öyle santrafor olmaz der misiniz? Demezsiniz. Somut örnek vereyim. Yeni Marcelo Hannover'dan geldiği zaman, Marcao işte Portekiz Ligi'nde son sıradaki takımdan geldiği zaman o bir ölçü değil ya. Türkiye Ligi'nde de çok var. Programın süresi yetmez. Yani daha önce alt liglerden gelen ve büyük takımda daha başarılı olunca öyle bakma. Bu tabii başarılı olacağın garantisi de değil hani. Ay, oradan önce geldi falan ama bir kere Beşiktaş'ın sayısı olarak sol bek eksikliği vardı. Mali şartlara göre, oyuncu özelliklerine göre akılcı bir transfer gözüküyor. Sağ içinde göreceğiz. Önemli olan tabii performans.